Arkadaşlar herkese merhaba. Hızal Kompa'dan selamlar. Aracımız 2012 model Mazda 5, Euro 5 motora sahip bir araç. Enjektör değişimi gerçekleşti aracı. Araçta şakırtı kesilmediği için Samet Usta'nızla beraber otobana şu an çıktık arkadaşlar. Adaptasyon yapacağız. Nasıl yapılacağını şimdi size göstereceğiz. Arkadaşlar 400'ünü açıyorsunuz. Fren kullanmıyorsunuz. Tak ustacım aracımızı 1'e. Kalk abicim. 3500 devir yap abi. Devir saatini şöyle göstermeye çalışıyorum. Bas abi 3500'e. Bırak abi gazı. Gazı bırak abi. Düşmesini bekle. 1500'e kadar. Bir daha bas abi gaza. Evet. Bir daha bırak abi. Kendi kendine düşmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir daha bas ustacım. 3 kere yapıyorsunuz arkadaşlar. Bırak ustacım gazı. 2000 devire gelince ustacım araba 2'ye atacaksın. Aynısını ikinci viteste de yapacağız. At 2 arabayı. Devam et. Kesinlikle fren kullanmıyorsunuz. İkinci viteste de şimdi aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yolun düz ve açık olması gerekiyor. Onu unutmayın. Her viteste 3 kere. Üçüncü de işte 2000 devire gelince vites değiştirirsiniz. Bu yarı otomatik arabalarda, tam otomatik arabalarda çünkü vites geçmez. 1500 devirde. Aracı 2'ye 3'e atamazsınız yani. O yüzden. Üçüncü de 2000 devirde vites değişmeniz daha iyi yani. Tamam ustacığım. Şimdi 2000'e gelince ustacığım araba 3'e at. Aynısını 3. testi de yap. Yani yolunuz müsaitse arkadaşlar bunu 5. teste kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi fren kullanmıyorsunuz zaten. Yani sıfır enjektör taktığınız zaman da bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunu il dışlarına çok enjektör sattığımız için ustalarımız yani anlamıyorlar bazı ustalarımız. Hepsi için değil tabi bu olay. Bunu izleyerek zaten rahat bir şekilde yaparlar arkadaşlar. Biraz sabır işidir tabi bu. Şu anda bir arabanın sesini değiştiğini fark ettim zaten. Önünüze diyelim araba çıktı. Frene bastınız arkadaşlar. İptal. Tekrardan yeniden yapacaksınız. Manuel bir arabada yapmak daha kolay zaten. Otomatik araçlarda da manuel yani şekli alıp yapacaksınız arkadaşlar. Samet Usta 4. vitese kadar yapsan kafi zaten. Durum böyle arkadaşlar. Manuel enjektör testini manuel enjektör kodlamasını nasıl yapacağınızı anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu Mazda 5'lerde de zaten şunu da söyleyeyim not olarak. Enjektör değişimi yapıldığı zaman bu arabalar biraz yazılımsal sıkıntılı. Boş KTS veya AutoCom cihazlarıyla yani şu programla yapabilirsiniz. Bunlar da tutuyor yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani serviste de gidip milyar milyar para vermenize gerek yok. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Hızal Pompa'dan selamlar.